Evet, otelimize yerleştik. Şimdi Azerbaycan'ın kadim kenti Gence'yi gezmeye gidiyoruz. Azerbaycan'ın ikinci büyük şehri kadim Gence. Rus İmparatorluğu döneminde Çar'ın hanımına izafeten şehrin ismini Ruslar Elizavetpol olarak değiştirmiş. Sovyet döneminde Kirovabad olarak ismi değiştirilen şehir, 1989'da tekrar asıl ismine kavuşmuştur. Bakü'nün 360 km batısındaki şehir, Gence Çayı'nın iki yakasında yer alıyor. Osmanlı-İran Savaşı sırasında 1578'de Osmanlı'nın eline geçen Gence, 1606'da Şah Abbas tarafından geri alınmıştır. Gence, aynı zamanda 1918 yılında kurulan Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti'nin başkenti olmuştur. Azerbaycan'ın dünyaca ünlü şairi Nizami Gencevi'nin anıt mezarındayız şu anda. 7/24 burası ziyaretçilerle dolup taşıyor. Azerbaycan'da edebiyat denildiğinde ilk akla gelen isimlerden biri olan Nizami Gencevi'nin anıt mezarını şimdi biz de ziyaret edeceğiz. Evet, şu anda Nizami Gencevi'nin mezarındayız. Burası devlet tarafından anıt mezar haline getirilmiş. Nizami Gencevi'nin sözleri de işte anıt mezarın şu noktasına bu şekilde mermer üstüne yazılarak ziyaretçilere açılmış. Dünya edebiyatının en büyük dahilerinden biri, belki de birincisi de Nizami Gencevi'dir. Siz bunu soracaksınız ki ne için? Ona göre ki onun yazdığı o hamsesi, yani o beş dastan ki var, bütün dünyada meşhurdur ve öyle bir ülke yoktur ki onun hamsesi o dile tercüme olunmasın. Yani bu Nizami'ye her şeyden önce sevgiden emele gelir. Nizami devrinde olan ve devrinden sonra gelecek ilmlerin hamısını edebiyata getirmiştir. Bak, Nizami'nin büyüklüğü bunlardır. Nizami'nin her bir kelamı, her bir beyti, her bir kelimesi doğrudan da elə nasihatdir, öğüttür. O gelecek insanlar için yadigardır. Evet, şu anda Nizami Gencevi'nin anıt mezarının hemen karşısında bir müze var. Şairin 12. asırdan kalma el yazmaları ve tüm eserleri işte bu müzede sergileniyor. Şimdi biz de burayı ziyaret edeceğiz. Evet, Gence'de ziyaretlerimize devam ediyoruz. Arkamda görmüş olduğunuz türbe İmamzade İbrahim'in türbesi. Ehl-i Beyt imamlarından İmam Muhammed Bagır'ın oğlu İmamzade İbrahim. Şimdi biz de bu türbeyi ziyaret edeceğiz.
Evet, Gence'de Aşura törenleri işte bulunduğumuz bu noktada İmam Hüseyin Meydanı'nda yapılıyor. Binlerce Ehlibeyt aşığı Aşura günü Ya Hüseyin sesleriyle Aşura merasimini işte bu noktada gerçekleştiriyor. Evet, Gence şehrinin en büyük meydanlarından birindeyiz. Arkamda görmüş olduğunuz tarihi bina ise İcra Hakimliği, yani valilik. Şehir işte bu görmüş olduğunuz noktadan yönetiliyor. Gence'den gelirim, yüküm hurmadı. Gence'nin yolları burma burmadı. Gence'den gelirim, yüküm hurmadı. Gence'nin yolları burma burmadı. Gence'de bir kız var, teli durmadı. Güneşe sen çıkma, ben çıkım deyip. Gence'de bir kız var, teli durmadı. Güneşe sen çıkma, ben çıkım deyir. Ay deyir, vay deyir. Güneşe sen çıkma, ben çıkım deyir. Ay deyir, vay deyir. Güneşe sen çıkma, ben çıkım deyir. Gence'den gelirim, yüküm çiçekti. Gence'nin gülleri leçekti. Gence'den gelirim, yüküm çiçekti. Gence'nin gülleri leçekti. Evet, Gence'nin yine tarihi mekanlarından birindeyiz. Arkamda görmüş olduğunuz yer Şah Abbas Mescidi. Şah Abbas, Safevi Devleti'nin önemli hükümdarlarından biriydi. Bu görmüş olduğunuz mescidi yapan Şeyh Bahattin, yani aynı zamanda Hazreti İmam Rıza'nın türbesinin mimarı. Gence Azerbaycan'ın kadim kentlerinden biri. Şehrin önemli özellikleri var. Bir yanda tarihi mekanlar var. Diğer yanda ise modern yapılar, alışveriş merkezleri, hepsi iç içe. Gence'nin şehir merkezinde gezimize devam ediyoruz. Şimdi Cevat Han'ın mezarı başındayız. Burası yine bir anıt mezarı haline getirilmiş. Herkes tarafından ziyaret ediliyor. Cevat Han kimdir dediğimizde 19. yüzyılın başlarında Ruslar Gence şehrini işgal etmeye
çalışıyorlar ama bu bölgenin önemli şahsiyetlerinden Cevat Han buna karşı çıkıyor ve ailesiyle beraber Ruslara karşı savaşıyor ve şehit düşüyor. Onun da mezarını şehrin bu noktasında anıt mezar haline getirmişler. Burada da ziyaret ediyorlar. Cevat Han son derece mübariz mövqeyini ortaya koydu ve aynı zamanda onun apardığı mübarizede özü ve oğlu Hüseyinqulu ağa helak oldu. Ancak buna bakmayarak onu gösterdi ki Gəncə xanlığı sözün tam mənasında qəhrəman bir xanlıq olmuşdu. O apardığı mübarizədə sona qədər mübarizədən yəni çəkinməmişdir və beləliklə də Azərbaycan xalqının tarixində qəhrəmanlıq səhifəsi yaza bilmişdir. Evet, Azerbaycan sanata çok önem veren bir ülke. Hemen arkamda görmüş olduğunuz yapıdan da belli. Fikret Emirov Sanat Merkezi. Burada çeşitli konserler veriliyor. Çeşitli müzik etkinlikleri yapılıyor. Şimdi burayı da ziyaret edeceğiz. Ötən 20-ci əsrin 50-ci illərində Azərbaycanda, xüsusilə Sovet post məkanında Türk dramaturgiyasına müraciət, Türk ədəbiyyatına müraciət çox böyük yasaq edilmişdi və bu dramaturgiyaya müraciət etməyə icazə vermirdilər. 1956-cı ildə Gəncədə Respublikanın xalq artisti, Qocaman Teatr və Kino aktoru olan Məhəmməd Burcəliyevin təklifi ilə Gəncə Dövlət Dram Teatrının Bədii Şurasına Nazım Hikmətin Kəllə piyesi təqdim edilir və piyes Bədii Şurada oxunaraq çox yüksək səviyyədə qəbul edilir. Və tamaşa 1958-ci ildə teatr sevərlərə quruluşçu rejissor Hüseyin Sultanovun quruluşunda təqdim edilir. Və 1959-cu ildə Nazım Hikmət ilk dəfə olaraq Moskvadan Azərbaycana gələrkən Gəncəyə gəlmişdi və 1959-cu ildə Gəncədə öz Kəllə piyesinin ilk tamaşasına baxmışdı. Müharibə dövründə də bu teatr işləyib. 1941-45, yəni 2-ci Dünya Müharibəsində bu teatr fəaliyyətini dayandırmayıb. Təsəvvür edin ki, o dövrdə bütün pəncərələri qara örtü ilə bağlamışlar ki, yəni işıq düşməsin bayraq ki, müharibə gedir. Amma bizim tamaşaçılarımız var. Evet, Gəncədə gezimize devam ediyoruz. Azerbaycan tarihe, sanata çok önem veriyor ama aynı zamanda çevreye de çok önem veriyor. Bulunduğumuz yer Cevat Han'ın Hanlığı, Hanbağı bugünkü ismiyle. Burada binlerce ağaç var ve uzun bir zamandan beri bu ağaçlar korunuyor. Ve insanlar da burada yaz, kış fark etmez herkes burada gezebiliyor. Burası şehrin tam ortası ve gördüğünüz üzere binlerce ağaç var burada.
Evet, tarihteki ilk Türk Cumhuriyeti 1918 yılında kurulan Azerbaycan Cumhuriyeti, başkenti de Gence'ydi. Yani bulunduğumuz topraklardı ve arkamda görmüş olduğunuz bina da bu cumhuriyetin parlamento binasıydı. Yalnız bu cumhuriyet yaklaşık 18 ay sürdü ve ardından Sovyetlerin işgaliyle son buldu. Gəncə Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin bir növ məhkəsi hesab oluna bilər. Çünki ideoloji əsaslar və o zamanki Gəncə ictimai-siyasi mühitini yetirdiyi insanlar məhz Gəncə şəhərində, Gəncə məktəbindən yetişmiş, Gəncə bulağının seçməsindən su içmiş insanlardır. Onların həyata keçirdiyi ideyalar və qurduqları dövlət məhz sonradan bütün Türk dövlətləri üçün bir nümunə halına gəldi. Sonradan 1923-cü ildə Türkiyədə bu cumhuriyyət davamı olaraq yarandı və çox şükürlər ki, bugünə kimi davam edir və çox sevindirici haldır ki, bugünləri Azərbaycan Respublikası da o zamanki Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin ideoloji varisi kimi, siyasi varisi kimi bugünlərdə ayaqdadır. Gəncə Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin taleyində çox böyük bir rola malik oldu. O dövrlər iş ordunun yaranması, iş pul vahidinin dövrüyə buraxılması, ümumiyyətlə dövlət üçün lazım olan him kimi, digər atributlar kimi bütün o vasitələr hamısı Gəncədə elan olundu. Bunun üçün Gəncənin Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin taleyində çox böyük bir önəmsəl bir rolu olub. Onun üçün də Gəncələr bu günləri onunla fəxr edir və ümid edirik ki, bu fəxarət hissi bizi bütün tarix boyu əhatə edəcək. Şu anda Gence'nin en önemli turistik mekanlarından birisindeyiz. Gerek doğal güzellikleri, gerek havasıyla Hacı Kent Kasabası'nın girişindeyiz. Burası yazında, kışında turistlerle dolup taşıyor. Evet, şimdi de Azerbaycan'ın doğa harikası Gölgel'e doğru gidiyoruz. Evet, Gölgöl'deyiz. Gence'nin doğa harikası mekanındayız. Hemen dağların eteğinde şu müthiş manzara 7'den 70'e herkes tarafından yazında kışında ziyaret ediliyor. İşte manzarayı görüyorsunuz. Hemen Kepez Dağı'nın dibindeki bu Gölgöl, Azerbaycan'ın en ünlü mekanlarından biri. Gence tarihi yapısıyla, doğa güzellikleriyle gerçekten mükemmel bir şehir. Aynı zamanda da bir kültür şehri. 2016 yılında Avrupa Gençler Başkenti olarak ilan edildi ve bunun üzerine de şehirde şöyle bir park yapıldı. Hemen görüyorsunuz, Gence 2016 Avrupa Gençler Payitahtı, yani başkenti
İşte böyle bir park yaptılar. Şehri güzelleştiren bir park. Biz de şimdi bu parkı gezeceğiz. Allah'a da hoş gelin. Evet, Gence sokaklarında gezerken güzel bir şeyle karşılaştık. Arkamda görmüş olduğunuz işte Atatürk'ün resmi var. Orada da yazıyor. Bu prospek, yani bu cadde Türk halkının büyük oğlu Atatürk'ün adını taşıyor. Yazılmış hemen burada. Bakü'de de görmüştük Atatürk'le ilgili heykeller, Atatürk'le ilgili sokak ve cadde isimleri. Gence'de de aynı isimlere denk gelebiliyoruz. Tabii bu bizim gerçekten çok hoşumuza giden bir olay. Evet, şu anda Gence'nin en büyük parkındayız. Haydar Aliyev Parkı, Azerbaycan'ın milli kurucu lideri Haydar Aliyev adına yapılmış. Avrupa'nın da en uzun parkı olarak geçiyor. Şimdi bu güzel yapıyı yine sizin için, Cem TV izleyiciler için gezeceğiz. Evet, Haydar Aliyev Parkı'nda halkın yararlanması için birçok şey yapılmış. İşte yapay bir göl, suni bir göl oluşturulmuş burada. İşte içine de süs balıkları konulmuş. Güzel bir görüntü veriyor parka. Hemen bu tarafta da çocuklar için, gelen ailelerin çocukları için işte şöyle park alanı, Luna Park alanı yapılmış. Arka tarafta da hemen kafe var. Gençler için, aileler için orada da kafe var. Gördüğünüz gibi Haydar Aliyev Parkı tam anlamıyla halka işte bu şekilde hitap ediyor. Evet, Gence'nin turistik mekanlarından birindeyiz. Arkamda görmüş olduğunuz evin adı Şişe Ev. Neden Şişe Ev diyorlar? Çünkü 1966 yılında evin duvarları cam şişelerle yapılmış, meşrubat şişeleriyle yapılmış. Dediğimiz gibi turistler Gence'de mutlaka bu noktayı ziyaret ediyor. Siz de Gence'ye geldiğinizde unutmayın, Şişe Ev'i ziyaret etmeyi. Çox Əhl-i Beyt tərəfdarları yaxşı bilirlər ki, Gəncə şəhərinə bütün Əhl-i Beyt sevdalları İmam Hüseyn şəhəri kimi baxır. Çünki tarix boyu
Gəncə İmam Hüseyin şəhəri deyiblər. Və bu da bizim üçün bir qürur verici və bir Allahın lütfüdür. Yer göy ağlar, matəm eylər, ya Hüseyin. Bütün aşiqlər qəm eylər, ya Hüseyin. Qəlbi yandıqca düşər haldan hala, aşiqi eşqin dəm eylər, ya Hüseyin. Türkiyədəki Əhl-i Beyt sevdalılarına, Həzrəti Əli əleyhissalamdan, Əmir Əl-Mümin əleyhissalamdan bir ilahımız var idi. Bir vaxt Azərbaycanda da, Türkiyədə də bu ilahi sevilirdi. Türkiyədə biz bilirik ki, İmam Əli əleyhissalamı sevərlər. Eşkləri böyükdür, Allah daim eləsin, kamil eləsin inşallah. Bizlərə rəhbər Əlidir Əli, mizan-ı məhşər Əlidir Əli, çoxdur Muhammedin yolun gedənlər, tək ona bənzər Əlidir Əli. Əsən küləklər ona aşiq olmuş, güllər çiçəklər ona aşiq olmuş, hətta mələklər ona aşiq olmuş, Aley Heydər Əlidir Əli, Aley Heydər Əlidir Əli. Əhl-i Beyt Vəsif Vəsif Nur bizi yeməyə getirdi, bir restoranta getirdi. Gəncənin meşhur restoranlarından biri Le Farm. Teşekkür ediyoruz. Sofrayı donattılar dostlarımız bizim için. Şöyle bakıyorum da neredeyse bütün lezzetler aynı. Çoban salata, bizde de çoban salata. Ve turşu var her yemeğinde. Mutlaka turşu getiriyorlar. Görmüş olduğunuz kebabın yanında ayran, aynı tarz, hiç fark etmiyor. Komposto benim dikkatimi çekti. Azerbaycan'ın bütün sofralarda komposto ama kompat ne diyorsunuz? Kompot. Kompot, kompot diyorlar. Biz de komposto diyoruz. İşte şeftali kompostosu var şu anda. Kebaplar zaten aynı, lezzetler aynı. Biz de şimdi afiyetle inşallah bunları yiyeceğiz. Teşekkür ederim. Gənceden gelirem yüküm kurmadı, Gəncənin yolları burma burmadı. Gənceden gelirem yüküm kurmadı, Gəncənin yolları burma burmadı. Gəncədə bir kız var keli durnadı, Güneşə sen çıkma mən çıkım deyir. Gəncədə bir kız var keli durnadı, Güneşə sen çıkma mən çıkım deyir. Ay deyir, vay deyir, Güneşə sen çıkma mən çıkım deyir. Ay deyir, vay deyir, Güneşə sen çıkma.